Bir dakika ben... ben doğru mu anladım? Kayra'nın annesi olur musun dediniz değil mi? Yanlış duymadın. Senden bugünlük Kayra'nın annesi olmanı istiyorum. Şaka yapıyorsunuz. Suna ben Kayra ile konuşacağım. Ona baştan sona her şeyi anlatacağım. Ama en azından bugünlük doğum gününün iyi geçmesini istiyorum. Yani eğer bu konuda yardımcı olursan. Yok ben yapamam böyle bir şey. Mümkün değil. Hatta şöyle yapalım. Siz bana bunu hiç söylememiş olun. Ben de bunu hiç duymamış olayım. Dün gece yaşananları hatırlatmama gerek var mı? Sen dün hiç gelmeseydin ya da geldiğinde normal bir şekilde dönebilseydin bütün bunlar yaşanmayacaktı. Ben de şu an Kayra'yla başka bir konuşma yapıyor olacaktım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama kendini bir şekilde bu işe bulaştırdın. Tamam. Evet ben kendimi bu işe bulaştırdım. Ama yani çözüm bu mu? Kızınıza yalan söylemek. Zaten yeteri kadar söylemişsiniz Necat Bey. Bence siz şu an sağlıklı düşünemiyorsunuz. Yani bir baba kızına bunu yapmaz. Yapamaz. Ya benim babam bana böyle bir şey yapmış olsa onu asla affetmezdim. Şimdi her şeyi bıraktın benim babalığımı mı sorguluyorsun? Estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Hatanız büyük. Gitmek mi istiyorsun? Git o zaman. Başımın çaresine bakarım ben. Çıkarken Kayra'ya gözükme sakın. Ya Necat Bey kusura bakmayın. İsterseniz ben de özür dileyip doğrusunu anlatabilirim. Gerek yok. Ben konuşacağım Kayra'yla. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Biraz normal davranmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Normalim zaten. Anne gibi davranmaya çalış. Tamam ben de onu yapıyorum. Biraz daha ağırbaşlı olabilirsin değil mi? Ha sen eğlenmeyeyim diyorsun. Vallahi kusura bakma ben bu kadar ağırbaşlı olabiliyorum. Öbür doğum gününde başka birini bulursun. Bir de olabildiğince az insanla konuş. Ne olur ne olmaz. Aman iyi. Anne gibi olacağım. Kimseyle konuşmayacağım. Ağırbaşlı olacağım. Tamam anlaşıldı. Anladığına sevindim. Uyuz ya. Kayra çok mutlu görünüyor. Hemen alışmış bu yeni duruma. Evet ben de şaşırdım bu kadar çabuk alışmasına. Senin için çok zordur tabii. Sonuçta Afrika'dayken bunca çocuğun hayatına dokunuyorsun ama karşılığında kendi çocuğun anne sevgisinden mahrum büyüyor. Çok zor bir seçim. Dışarıdan seni tanımayan biri için yaptığın şey çok acımasız görünebilir. Evet öyle maalesef. Nasıl oluyor peki? Sonuçta bu kadar zaman Necat için de çok zor oldu. Hem annelik hem babalık yaptı Kayra'ya yıllarca. Yani ne desem boş biliyor musun? Yok gerçekten merak ediyorum. Nasıl olabiliyor? Yani yıllarca kendi çocuğunu görmeden, hiç sesini duymadan yaşayabilmek akıl alır gibi değil. Ben yapamazdım. Pes doğrusu. Hı-hı. Büyük fedakarlık. Evet tam olarak neyi sordun ben bir tık başını kaçırdım gibi oldu sanki. Bir konu şey oldu. Anne. Selfie çekeceğiz aile fotosu. Aa, çok iyi fikir. Hatta ne çok iyi fikir biliyor musun? Selfie çekmeyelim, bize Hande teyzen çeksin ha? İster misin Hande teyzesi? Ha? İyi fikir, tabii ki çekerim. Ama bir dakika, balonları getireyim o zaman. Hadi getir. Hayatım. Gel fotoğraf çekileceğiz. Öyle hayatım gibi şeyler söyleme. Hiç ben de meraklısı değilim zaten canım. Hadi gel kızım. Ne oldu? Fotoğraf çekileceğiz. Ha. Yaklaşın. Şimdi ikiniz beni yanımdan öpün. Tamam, tabii ki. Çektim, bitti. Şimdi de ben bir tane çekeceğim. Selfie yapacağız. Yaklaşın.
Birazcık daha çektim. Şimdi de babam ortada olsun. Anne, babamı öp. Ama öyle insan içinde olmaz mı? Çok ayıp olur. Beni öptüğün gibi öp, ayıp olmaz. Sen buradan, ben buradan. Çektim. Çok güzel oldu. Tamam, ben gittim şey, gidiyordum ben zaten. Annem utandı. Merhaba. Ben nereden tanıyorum seni? Ben çıkartamadım, sizi tanışmıyoruz. Yok yok, tanışıyoruz. Ya hatta eminim tanıştığımız. Ha yok, tanışmış olsak ben sizi çıkartırdım ama hep duyuyorum bunu, hep yüzümü birilerine benzetiyorlar. İsminiz? Anne. Aylin mi? Serkan amca, annem oyalı mı? Pasta müşleyeceğiz. Dur, yavaş, geldim. Abba, ablacık. Pasta üfleyeceğiz. Ama olmaz bu, senin pastan, tek başına üflemen lazım. Benim dileğim gerçekleşti, sen geldin ya. Üç zincir üfleyeceğiz. Bir, iki, üç. Bugün benim en mutlu günüm. Çünkü annem Afrika'dan geldi. Onu çok seviyorum. Sen de bana bir şey desene anne. Diyeyim tabii ama ne diyeyim acaba? Yani söyleyecek çok şey var ama... Akla tabii böyle bir anda gelmiyor yani. Senin zaten bir şey söylemene gerek yok. Biz her şeyi görüyoruz. Kayracığım, artık pastayı göndersek mi acaba? Çünkü bak, herkes sabırsızlanıyor burada. Tamam. Okey. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Gelmeyecektin. Ha, ben şey yapayım dedim, öyle belki bir ihtiyacınız olur diye geleyim dedim. İyi yapmışsın. Üstündeki de çok yakışmış. siz lavaboyu sormuştunuz. Lavaboyu sormuştuk biz. Ben size eşlik edeyim, buyurun. Kayra, hadi hediyelere bakalım mı? Evet. Çocuklar, hediyeleri merak ediyor musunuz? Ay, Burcu. Bak, ne olur ablama falan kimseye sakın hiçbir şey söyleme, olur mu? Ya sen delirmişsin ha. Ama bir anlatmama izin ver. Anlat Suna, ne anlatacaksın şu an? Çok mantıklı bir açıklaması var. Kızın anası olmuşsun, gerçekten çok mantıklı. Anne hanım. Gel gel gel. Gel. Efendim Ayrı. Hediyeleri açmayı başarırsın ki hangisi? Söyledim ya, en büyük olan zaten. Hangi en büyük ya? Neyse, ben hallederim, tamam. Ay, inşallah anne bizi görmemiştir ya. Of, şu gün bitse de kurtulsam. Anne? Oğlum, niye yabancı gibi duruyorsun? Yani keyfim yerinde, bir sorun yok da sen hani Aylin'e ulaşamamıştın? Anlatacağım ben sana. Sen bana yalan söyledin. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? Hani annemin hiç fotoğrafı yoktu? Bu ne o zaman? Annen getirdi bunu. Hani biz istemiştik. Hatırlıyor musun? Yazmıştık mektupta. Unuttun mu yoksa? Gerçekten mi? Gerçekten. Hani mektubun sonunda son bir cümle istemiştin. Fotoğrafı getirirse mutlu olurum ama getirmezse üzülmesin demiştin. Hatırladım. Mektupta yazmıştık. Hı-hı. O zaman o bende kalsın. Yok, ben saklarım senin için. Olmaz. Ben saklarım. O benim.
O zaman odan da kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Anlaştık mı? Tamam. Ben bulurum. Anne. Anne. Baba. Mektup ne? Anneni çok acil çağırdılar, gitmesi gerekti fıstıkım. Seni gitmeden öptü, kokladı ama o kadar yorulmuştun ki fark edemedin. Bunu sana yazdı. Okumamı ister misin? İsterim. Gel. Canım kızım. Acilen gitmem gerektiği için çok üzgünüm. Sayende harika bir gün geçirdim. Gider gitmez sana mektup yazacağım. Eğer beni seviyorsan lütfen hiç üzülme. Çünkü ben seni çok seviyorum. Her zaman da çok seveceğim. Anne. Bak yine çıplak ayaklarla mı çıktın sen? Bu ne demek oluyor? Kayra canavarı oluyoruz. Kayra canavarı oluyoruz. Hazır. Bir, iki, üç. Hoppa! Biz Kayra canavarıyız. Herkes bizden korksun. Herkes korksun bizden, değil mi Kayra? Hayri, kork bizden. Rom. Baba indir. Rom. Bir tanem. Tamam, dur düşeceksin. İyi ama yani sonuçta anlaşamıyoruz ki. Sen çıplak ayağa çıkıyorsun. Dur, yavaş. Kayra. Okul için birlikte hazırlanalım mı? Ne dersin? Ben kendim hazırlanabilirim. Ben bağırır çağırır ortalığı birbirine yıkar diyordum. Ne yalan söyleyeyim ben de. Akşam basketbol oynayalım mı? Tamam. Çok güzel bir film aldım biliyor musun? Sonrasında da belki film izleriz. Olur. Anlaştık. Anlaştık. Bir saniye küçük hanım. Bir şey unutmadık mı? Al. Hayri. Buyurun diyeceğim. Kayra'dan haberin var mı? Yok. Nasıl ya? Ne oldu, bir sorun mu var? Öğretmeni aradı, bugün okulda hiç görmedik dedi. Ben hemen okula gidiyorum. Yok, sen her ihtimale karşı evde kal, ben bir şey olursa arayacağım seni, sağ ol. Tamam, haber verin bana da. Suna sen ne olur ne olmaz arabadan hiç çıkma. Çünkü en son yine böyle bir şey oldu. Okulda bir yere saklanmış. Eğer okuldaysa seni görmese, tamam mı? Gördüğünüz gibi Kayra okuldan kendisi kaçmış Nejat Bey. Bu kabul edilebilir bir şey yani, öyle mi? Nasıl kolay çıkıyor ağzınızdan ya? Bu ne rahatlık? Koskoca çocuğu güvenlik nasıl görmez? Haklısınız, lütfen sakin olun. Aylin Hanım. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Son günlerde çocuğu kötü etkileyebilecek bir olay yaşandı mı?
Emin misiniz? Kayra mı? Evet, oymuş. Üzerinde ne var? Tamam, orada bekleyin, hemen geliyoruz. Bulmuşlar mı? Evet, bulmuşlar. Gidelim. Senin gelmene gerek yok. Kayra seni görmesin. Bana haber verirsin değil mi? Veririm. Ne yaptıysak araçtan çıkaramadık. Beni anneme gönderin diyor. Başka da bir şey demiyor. Bir tanem ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Biz seninle anlaşmamış mıydık evde? Ha? Keşke biraz daha konuşsaydık seninle. Ben küstüm sana. Buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Elindeki kartı arkadaşlara göstermiş. Kartın geldiği yere gitmek istiyormuş. Fıstık'ım, bizi çok korkuttun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Annem senin yüzünden gitti. Yine kaçacağım. Kartları niye atıyorsun? Ben kart istemiyorum. Ben sadece annemi istiyorum. Çık odadan da. Çok üzülürüz, yapma böyle, olur mu? Sen de git. Hayır. Çık. Çık. Fıstık'ım. Sen de çık. Çık odandan. Çık. Ha, Necat Bey. İzin vermedin ama kız haklı olabilir ya. Keşke anne kız gibi vedalaşsalardı. Daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum. Vallahi denize düştüysen mecburen yılana sarılacaksın. Bana telefon numarasını bırakmıştı. Babacığım. Hoş geldin. Alayım ben. Sağ ol kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk kızlar. Rafet yok mu? Yok, bir hava alacağım demişti. Ha, iyi. Ben de vallahi çok yorulmuşum kızlar. Erkenden yatacağım. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Allah rahat versin babacığım. Alo? Alo Suna. Merhaba, Necat ben. Ha. Bu Burcu Yan şirketi hattından aramış. Efendim canım, iyi misin? Benimle mi konuşuyorsun? Evet. Ha, evden dışarı çıkabilir misin? Şimdi mi? Evet evet, şimdi. Ben sizin kahvenin önündeyim. Sizin eve yakın diye düşündüm yani. Gelebilir misin? Yok artık. Tamam canım ya, öpüyorum. Öptüm seni ben. Geldim. Nereye gidiyorsun kız bu saatte? Şey ya, Burcu'nun sesi böyle bir kötü geliyor. Tabii ona bakayım iki dakika. Allah, ne olmuş ki? Bilmem, söylemedi. Bir uğrayayım bakayım. İyi tamam. Geç kalırsam vallahi gebertirim seni. Üf, tamam da yani bir abim vardı zaten, bir de sen çıktın şimdi başıma. Tamam, kısa kes. Aratma beni. Tamam. Kayra iyi mi? Mutsuz. Sana vedalaşmadan git dedim ama sen haklıydın galiba. Biz annemle çok mutluyduk. Sen bir şeyler söyledin ve o yüzden gitti diyor. Beni suçluyor. Başka kimi suçlayacaktı ki? Suna, benim sana bir teklifim var. Aslında kabul etmeyeceğini düşünüyorum ama başka çarem yok. Bir süreliğine Kayra'nın annesi olur musun? Mesela 3 aylık. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Maddi açıdan yani. Bunu bir iş gibi düşünebilir misin? Suna, kusura bakma. Bu teklifi yapmak zorundaydım Kayra için. Ne diyorsun? İki yüz bin. Nasıl?
sabah bana 200.000 getirirsen teklifini kabul ederim. Tamam. Şartları konuşalım. Konuşalım. Benim kurallarım geçerli olacak. Kayra yatar yatmaz eve dönerim. Kendini Kayra'nın bakıcısı gibi düşüneceksin. Yakınlaşmak, yılışmak yok. Laballik istemem. Evden çıktığım anda işim biter. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Özel hayatım var. Kayra'yı üzecek, incitecek bir şey asla yapmayacaksın. Sen de. Tamam o zaman. Yarın aileyle buluşursunuz. Sana paranı teslim eder. Sonra birlikte bize geçersiniz. Parayı aldıktan sonra küçük bir işim var. Ondan sonra istediğin gibi yapabiliriz. Hayri seni bekler. İşini halledersin. Sonra bize birlikte geçersiniz. Kendi bilir. Ayaklarım var. Ben de gelebilirim. Anlaştık. Anlaştık. Burcu'yla. Sahilde abla. Aa. Ne bu hal kız ağzın kulaklarında? Ne dedi ki Burcu sana? Kahveyi kaybettik biliyorsun değil mi? Dur bakalım ya. Bildi mi olur? Hem bence biz umudumuzu kaybetmeyelim ha. Belki bir mucize olur. Belki kahveyi satın almazlar. Belki Tahsin Bey insafa gelir. Hı? Neden olmasın? Bence sen çok fazla polyanlacılık oynuyorsun. Cadı. Hadi iyi geceler. İyi geceler.